Aslında Türkiye'de ve Kürdistan'da birçok cezaevinde açlık grevleri vardır. Bizim baktığımız bölgelerimiz, biz Serhat ve Karadeniz'e bakıyoruz Van olarak. Orada Trabzon, Beşikdüzü'de açlık grevi var. Giresun, Espiye cezaevinde arkadaşlar 5 gündür, yani 5'er günlük dönüşümlü 5'er kişilerle açlık grevine başlamışlar. Yalnız dedim ya, Osmaniye'de var, yani Türkiye'nin çoğu yerinde açlık grevleri var. Maalesef Osmaniye'de, yanılmıyorsam Osmaniye'de dönüşümsüz açlık grevleri. 3 arkadaş 30 günden fazladır başlamış zaten. Arkadaşların talepleri başta şartlarının düzeltilmesidir. Bu tecritin kalkmasıdır. Aileleriyle rahat görüşebilme talepleri vardır. Yani insani talepleri vardır. Fazla bir zor bir talepleri de yoktur. Maalesef bunun içinde hem cezaevi yetkilileri hem Türkiye İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı buna tamamen gözlerini yumuyor, kulaklarını tıkıyor. İçişleri Bakanlığı dedik çünkü Adalet Bakanı kendi başına maalesef bir söz hakkına sahip değildir. Ben buna inanıyorum çünkü Süleyman Soylu'nun söylediği her şeyi Adalet Bakanlığı ona bir bir uyguluyor. Bu anlamda cezaevlerinin üzerinde büyük büyük baskılar vardır. Özellikle kadın cezaevlerinin üzerinde baskılar, şiddet çoktur. Tarsus kadın cezaevinde kadın arkadaşlar darp edilmişti. Çıplak arama dayatılmıştı. Tabii arkadaşlar bunun için direnince darp da edilmiştiler. Sayım adı altında her gün odalara giriliyor. Arkadaşların odaları dağıtılıyor, kitapları alınıyor. Mesela zaten 2 yıldır kitap sayısını 5'e indirmişler. Şimdi onu da 3'e indirmeye çalışıyorlar ve Kürtçe kitapları kesinlikle arkadaşlara vermiyorlar. Arkadaşların elindekini de geri almaya çalışıyorlar. Bu anlamda arkadaşlar buna karşı direniyorlar. Gerçi avukatlar falan araya gittiler, girdiler ama düzeltilip düzeltilmediğini tam bilmiyorum. Bu da Patnos cezaevinde bu baskılar yoğunlaşmıştı. Dedim ya, bütün cezaevlerinde aslında baskılar var, şiddet var. İnsanlar dört duvar arasında esir alınmışlar. 30 yıl cezaevi yatmış bir kadın arkadaşımız Kayseri Bünyan'da sanırım 3 gün önce bırakıldı. Arkadaş bırakılır bırakılmaz tekrar gözaltına alınıyor. Yani daha cezaevinden çıkmadan bu defa polis gözaltına alıyor. Emniyete götürülüyor kadın arkadaş. Neymiş? Bir hücre cezası mı var mı? Bir ifadesi varmış, pardon, özür dilerim. Bir ifadesi varmış. 30 yıl yatan bir insanın ifadesi neden bugüne kadar bekletilip hani bırakıldığı gün sevinci olmasın, aile sevinci yaşamasın, o sevinci yaşamasın diye bu gözdağı o kadın arkadaşa da verildi. Yani cezaevlerinde ölüm var canım, şiddet var, baskılar var, zulüm var. Bu anlamda bir an önce bu zulmün durdurulması, en azından Türkiye'deki anayasa haklarının savunulması ve haklarının yerine gelmesini talep ediyoruz. Çünkü anayasal haklarını uygulasalar insanlar bu kadar şiddete, bu kadar zulme maruz kalmazlar diye düşünüyoruz. Bunu açıkça şöyle dile getirmek istiyoruz. Bence bu cezaevlerinin keyfi muamelesini bağlayan bir şey değildir. Bunlar talimat alıyorlar. Çünkü hiçbir cezaevi bu kadar, yani cezaevi yönetimi bu kadar barbar olamazlar. Ben bunu böyle düşünüyorum. Çünkü gerçekten büyük bir barbarlık vardır. Domlu'da siz de biliyorsunuz. Domlu tek değil. Erzurum cezaevinde 2000 tane tek hücreli odalar yapılmış. Bunlar da tamamen Kürt halkının çocuklarından orada tutulacak yerlerdir. Antalya setipleri var. Tek hücreli insanlar orada tutuluyor mesela. Yani Kürdistan'da ve Türkiye'de aslında bütün cezaevlerini şu an tek tipli cezaevlerine dönüştürmek istiyorlar. Bunlar da set tipi dedikleri, adlandırdıkları bir hücredir. Yani doğrusu artık alfabaları yetmiyor. Kürt çocuklarına yaptıkları hücreler, uyguladıkları zulümler, kendi harfleri bile yetmiyor. E tipi var, L tipi var, D tipi var, H tipi var, H var, meşru var, bu var. Bu anlamda yani devletin, yani bunu devletin yaptığı gerçekten kabul edilemeyecek bir durumdur. Yani devlet ayrıştırıyor insanları. Zorla diyor ki artık ayrılalım diyor. Biz kardeşlik dedikçe, biz barış dedikçe, biz kardeşlik dedikçe maalesef bunlar ya bize köle olursunuz
Çünkü ya da üzerinizdeki baskılar, şiddet gitgide zorlaşacak ve uygulanacaktır diyor. Biz de asla kimseye boyun eğmeyeceğiz. Kürt halkı olarak, halklar olarak, ben sadece Kürt halkı tek demiyorum. Şu an Kürt çocukları tek değil, cezaevinde yoktur. Bütün halklarda, yani ben insanım diyen, ben demokrasi istiyorum diyen herkes maalesef cezaevindedir. Bu anlamda biz herkes için eşitlik istiyoruz, barış istiyoruz, kardeşlik istiyoruz. Bu anlamda kimseye küle değiliz, baş eğmeyeceğiz. Cezaevlerindeki bu şiddeti ve bu uygulamayı nasıl kaldırabiliriz, nasıl en azından da insani bir yaşam koşullarına dönüştürebiliriz. Bu anlamda bütün Kürt halkı gerçekten el ele verip ses çıkartmalı. Yani gerçekten bir duruş sergilemeli. Biz bunu kabul etmiyoruz demeleri lazım. Yani Garibe Gezer'i biliyorsunuz. Cezaevinde şehit ettiler. Dediler ki intihar etmiş. Cezaevindeki 3-4-5 ay sonra, hatta 1 yıl sonra görüntüler çıktı. Ve savcılık buna nasıl bir yaklaşım sergiledi. Halkımız bunu unutmamalı. Garibe Gezer ve onun gibi binlerce insan. Bu zulmüyane işkenceye maruz kaldığı için hayatını kaybetti. Ve o bizim için tabii ki şehittir. Bu anlamda Kürt halkı ayaklanmalı, Kürt halkı bu zulme dur diyebilecek güçtedir. Yani bunun için tek ne yapabilir? Demokratik hakkını kullanmalıdır. Kullandığı an eminim bu zulüm, bu işkence en aza inecektir. Bütün halkımız, bütün tutuklu ailelerimiz gerçekten bu zulme karşı birlik olmaları lazım, birbirlerinden haberdar olmaları lazım.